Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl Haziran ayında tutuklanan 16 meslektaşımızın iddianamesi daha yeni ortaya çıktı. Aradan geçen süre yaklaşık 10 ay. 10 ayda aslında fiilen cezayı çektirdi. Maalesef son yıllarda Türkiye'de yargı sistemi biraz buna döndü. Önce gazetecileri tutuklayıp ya da düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında insanları tutuklayıp fiilen cezayı çektirip daha sonra da ilk duruşmada serbest bıraktığı bir düzen. Çünkü aslında hukuken onları orada tutacak hiçbir ellerinde somut gerekçe, somut bir delil yok. Ama bir cezalandırma mantığı var maalesef Türkiye'de. Özellikle kendilerine göre öteki gördüklerini cezalandırma mantığı var. Ama bunu da her ne kadar arkasından dolansalar da, her ne kadar hukuku yok sayarak işlemler yapsalar da, en nihayetinde mahkeme aşamasına gelindiğinde hukukun konuşulduğu bir zemin olduğu için fiilen önden cezayı çektiriyor. Yani ben şuna inanıyorum. Diyarbakır'da tutuklanan 16 meslektaşımız ilk duruşmada hepsi serbest bırakılacak. Çünkü gerçekten ellerinde hiçbir şey yok. Çünkü gerçekten onların suç işlediği bir durum yok ortada. Ama ne olmuş olacak? Onlar 10 ay, işte 1 yıl özgürlüklerinden mahrum bırakılmış olacaklar. 1 yıl hayattan koparılmış olacaklar. Fiilen kendi kafalarında, kendilerine göre öteki gördüklerine cezayı çektirmiş olacaklar. Sonrasında onların beraat etmesi, sonrasında işte üst mahkemeden devlete bir ceza uygulanması onlar için çok önemli değil. O anki duygularını, o anki kinlerini kusmuş olacaklar, kusmuş oluyorlar. Maalesef Türkiye'de özellikle son 5-6 yıldır sistem böyle ilerliyor. Önden cezayı çektiriyor, önden cezayı veriyor aslında, sonrasında da serbest bırakıyor. Diyarbakır'daki meslektaşlarımızın başına gelen de aslında tam olarak bu. Gazeteci suçu kesinleştirmeden bir iddia üzerine aylarca, yıllarca cezaevinde tutamazsın. Bu basın özgürlüğünün önünde büyük bir engel ve basın özgürlüğünü yok eden bir düzen. Yani 16 meslektaşımız bir yıldır haber yapamıyorlar. Bir yıldır okuyucularına, izleyicilerine haber ulaştıramıyorlar. Bu basın özgürlüğü açısından kabul edilebilir bir olay değil maalesef.